dayasam görmeyeceğiz bunu. Biraz bu tarafa çıkacağım, taş var orada. Bana doğru gel biraz. Hayır aşkım. Evet. Duruyor. Burada bu arada ben seni var ya. Aşkım yapma. Kedi kovalıyorum artık sabah sabah. Ölü kedi kovalıyorum. Çok yakın olduk şimdi de. Azıcık daha kaydırıp birbirine bulmayalım. Tamam. Ne koyacağım ya? Gel gülüm aç. Aşkım ne koyacaklar o zaman? Çalışsın. Çünkü ata gibi daha duruşu, en güvendiğiniz, en sabit kaldığınız duruşlardan daha duruşu. Daha duruşu ata sana gelin. Hadi hadi, daha duruşun. Bacak kaslar, hafifçe sıkarak sabit bir duruşun. Dağ gibi güçlü ve dağ gibi sağlam. Vücudunun her bir parçasını hisset, sadece cimri durma. Bütün bedenini. Burnundan rahat nefes al. Burnundan rahatça nefes al. Sıkıyor muyuz kendimizi? Hayır, sıkacak mıyız kendini, onu diyorum. Sabitlik gerektirir, kütlenme gerektirir. Bana da söyleyeceğiz ki. Bugün bunlara çalışacağız özellikle. Yine su yanamaskarla başlayacağız bir önceki dersten. Zaten su yanamaskara hakimsiniz. Bugün çok detaylı detaylı üzerinde durmayacağız. Daha akıcı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Nefesi alırken kolları yukarıya doğru uzat ve nazikçe belinden geriye doğru bükül. Verdiğin nefes olup tanansana'ya, eller yere, baş dize, dizlerinizi gergin tutup kalçayı yukarıya doğru kaldırmaya çalışın, topuklar gibi bitsin ve aldığın nefeste sağ dizi geriye at, sağ dizi yere koy. Açma santralana sana, kalça yöne doğru ittirdin, kürek kemikleri tadansana'daki gibi hafifçe bir dinle. Sol adımı geriye at, plank. Kalçonuz aynı hizada, karnı içeri topladın diyorsunuz. Topukları geri doğru indirin, derin bir nefes al. Dirsekleri hiç bükme, tut nefesi. Ve nefesini verirken diz, göğüs kafesi, çene yerde aştanga sana. Hatırla, kürek kemiklerini birbirine doğru itiyorsun ki göğsün daha çok açılsın. Kalça yukarıda ve karnın olabildiğince yerden thank you.
ve sol adımı gir ya. Sol dizi yere koy. Aç basançalarına sana. Bacaklar serbest mi? Nasıl sıkıyorsun? Sabit karar. Ama bu sabit karar işi değişime karşı sıcak mıyız? Direnç göstermek demek değildir. Derin nefes al. Ağaç nefes verirken gözleri arala ve sağ ayağı kaldırarak ağaç duruşu için sol iç bacağına veya zorlananlar kaval kemiğine yerleştirsin. Sağ dizinizi yana doğru açın ve elini göğüs kafesine al. Eğer çok rahatsan kolları yukarıya doğru uzat ve kolları omuzları çalıştırarak kolu zorlaştır. 5 nefes burada kalacağız. Sağ diz yana doğru açılmaya çalışırken sol kalçayı sıkıyorum ki kalçam yana doğru kaymasın ve dizine ekstra bir baskıda bulunmayayım. Bu aynı zamanda diz eklemenizi çok kuvvetlendiren bir hareket ki diz toprak elementinin en çok çalıştığı bölgelerden bir tanesi, aile ilişkilerimizi simgeleyen bir alan. Özellikle anne ve babayla olan ilişkimiz. Derin nefes al. Rahatça. Derin nefes al. Rahatça. Oğlum abi. Bilmiyorum yapmaya çalışıyorum. Dur. Ayak baş parmaklarını birleştir yine. Yine quadriceps'in üst bacaklarını aktif ve vücudun uzun. Aktif diyor, sık diyor işte. Ve gözleri kapattığında sık aşkım. Ama aktif diyor, üstü sıkacaksın. Sabit misin? Bedenin hareketli mi ve bu hareket seni rahatsız mı ediyor yoksa dengesiz mi hissettiriyor? Ya da tam tersi bu hareketle dengeyi buluyor.
ayağı bacakla sol ayakla gideceğiz. Ağaç duruşuna. Ve içeceğiz sana. Sol dizi kaldır. Sol ayağı yavaşça kaval kemiğine veya rahat olanlar kaldırarak sağ iç bacağına yerleştirsin. Karnı içeride tuttun. Sol dizi yana doğru açtın. Ve mümkün olduğunca sağ kalçan ve sağ bacağın kasalı bir yana doğru kalça çıkarak diz eklemini zorlamasın. Rahat olanlar kolları uzattı. 5 nefes buluyoruz. Zorlananlar elleri göğüs kafesinde tuttu. Hareketi daha da zorlaştırmak isteyen yukarı bakabilir veya gönül kapayabilir. Gözünüzü kapadığınızda daha fazla denge kaslarınızı geliştiriyorsunuz. Bu pozda rahat oldukça, dengeyi çok rahat buldukça gözlerinizi kapatarak da pratik edebilirsiniz. Özellikle denge sorunu yaşayan kişiler, hayatında sabitlik sorunu yaşayan kişiler veya başladığı işi bir türlü devam ettiremeyen kişiler mutlaka bu çalışmayı daha öteki aşamalarına götürsün. Yani yukarı bakma aşamasına, gözü kapama aşamasına. Son iki nefes, derin nefes al. Rahatça. Niye bıraktın? Sol ayağım çok kaydı zaten. Eğer tadı asamaya gelirim. Sol ayağı in. Elimi rahat bırak. Şimdi burada bir akış yapacağız nefesle birlikte. Sağ adımını geri at. Sanki piramit gibi. Sol dizi bükerek savaşçı bire geleceğim ama sağ topuğum yukarıda. Sağ ayağı kaydır geriye doğru ve sağ topuğu kaldır. Sol dizi de mümkün olduğunca 90'a getir. Zorlananlar sol dizi biraz daha gergin tutabilirler. Tam 90 getirmek ve eğer zorlanıyorsanız, bacağınız yoruluyorsa zamanla tam 90'a getireceksiniz. Merak etmeyin. Şimdi nefesimi alırken kollarımı yukarıya kaldırdım. Nefesi verirken sanki bacağımın sol yanından o nefesi alacağım. Ve kül bacağının sol yanından doğru sol ayaktan nefesi al ve nefes alarak yüksel. Nefesini verirken sol ayağın yanına doğru in. Ve buradan nefesi sanki avuçların içine alıyorsun. Al nefes yüksel. Nefesini verirken sol ayağın yanına doğru in. Ve nefesi buradan alarak yüksel. Avuçların içinde havayı hisset, enerjiyi hisset. Ver nefesini sol ayağın yanına. Al nefesini yüksel. Avuçların içinde o enerjiyi hisset. Sanki bir top taşıyorsun. Ver nefesini sol ayağa. Son kez. Al nefesi yüksel yukarıya. Kal burada şimdi. Sabitliği bulalım. Olabildiğince kalçayı yere yaklaştı ve iki kalça kemiği karşıya doğru baksın. Göğsün karşıya bakıyor. Rahat olanlar biraz geriye doğru hafif bir bükülme oluyor. Ve çeneni yukarıya doğru kaldırıyor. Rahat değilsen göğsün önde kalabilir. Son kez. Ve gel sağ adımı öne. Kolları rahat bırak. Gözlerini kapat. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Evet şimdi arada tekrar gözleri. Diğer bacağı geri yat. Sol bacağı. Sağ dizi 90'a getir. Zorlanan biraz kalçasını yukarıda tutabilir. Aklınız kolları yukarıya kaldı. Nefesi verirken sağ tarafa doğru git. Ayağın sağ tarafından havayı, enerjiyi kayıyorlar yerim. Aldığın nefeste yeniden yüksel yukarıya. Verdiğin nefeste. Aynı hareketin tersine doğru. Aldığın nefeste yüksel yeniden yukarıya. Verdiğin nefeste sağ tarafa enerjiyi hisset. Avuçların içine sanki top tutuyormuş gibi. Al nefes yüksel. Verdiğin nefeste sağ tarafa. Aldığın nefeste yüksel. Bütün bu hareketin içinde bir sabitlik bu. Verdiğin nefeste sağ tarafa, aldığın nefeste yüksel. Ve son kez verdiğin nefeste sağ tarafa ve aldığın nefeste yüksel yukarıya. Kal burada şimdi. Rahat olanlar geriye doğru yaslanacak mısın? Daha güçlü yitirerek kendini geriye doğru yükmeye
Kısık. Ayaklar kalça genişliğinde olsun bu sefer. Derin bir nefes al. Her seferinde o sabitliğini yeniden bul. Hareket ediyor olman sabit kalamayacağın anlamına gelmez veya hareket ediyor olman sabit nefes almıyorum yandır oluyor. Gelmez. Sabitlik hareketin içinde çok ağzı kullanma diyor bir şey. Burun. Tıpkı dünyanın dönmesi gibi düşünün. Sürekli dönüyor ama yörüngesi sabit. Hareketi sabit ama sürekli bir hareketi var. Toprak potansiyel enerjiyle olan bağından dolayı toprak çalışmaları bize enerjinin somutu da bunu dinliyorum çok çünkü. Net bir şekilde hissettiriyor. Yani katıyı da çok net bir şekilde hissettiriyor. Bu katıyı çok net hissetmenin altındaki o potansiyeli de hissettiriyor. Yani alttan o yaratım enerjisini de hissettiriyor. Şimdi bu enerjiyi biraz daha hissedeceğimiz bir akış yapacağız. Aldığın nefeste sağ dizini karnına topla. Ve verdiğin nefeste kolları iki yana doğru açarak savaşçı ikiye, bir abadırsana ikiye, sağ adımı geriye doğru at. Yine sol diz bükülür ve 90 dereceye gelmeye çalışıyor. İki topuk aynı hizada, arkadaki ayak 90 derecede. Kollar, omuz hizasında sağ kol geriye uzuyor, sol kol öne doğru uzuyor ve bakışlarım sol dilimde. Kalça kemiklerim aynı çizgi üzerinde ve sağ kalçayı olabildiğince bu yüzden geriye doğru açıp kuyruk sokumunu çeviriyor tutuyoruz. Şimdi bunu akıcı bir şekilde yapacağız. Al nefes, gel öne kollar yukarıya, dizi karnına topla. Verdiğin nefeste sağ bacak geriye, aç kolları savaş. Aldığın nefeste sağ dizi topla karnına, yüksel yukarıya, dizi çek yukarıya dizi. Verdiğin nefeste at dizi arkaya, gerdir sağ dizi. Ve kolları iki yana doğru uzat. Al nefesini, sağ dizini topla. Ver nefesini, at sağ bacağı geriye, aç kolları. Kollardaki hisset bütün o hareketi ve nefesi. Al nefesini, topla dizi karnına, yüksel yukarıya, enerjiye uç işlerini hisset. Ver nefesi, at arkaya, aç kolları. Al nefesini, topla sağ dizi karnına, yüksel yukarıya. Ver nefesini, at bacağı geriye, aç kolları. Al nefesi, topla dizi karnına, yüksel ve ver nefesi, at bacağı arkaya, salak çek. Ve yavaşça gel Tadasana'ya. Gözleri kapat, ayaklar kalça genişliğinde olsun. Omuzların rahat. Nefesin uzun ve sakin. Evde matlarım var benim iki tane. Ayak tabanlarını hisset. Sabitliği nefese de taşı. Nefes ne kadar hareketliyse zihnin o kadar hareketli. Alıp verdiğimiz nefesin düzeni zihnimizin düzenli olması demek. O yüzden nefeste o sabitliği bulmaya özen göster ki zihnin de o sabitliği bulsun. Toprak en somut olan element. Bu yüzden bütün bedeninizi her zamankinden daha çok hissediyor olabilirsiniz. Özellikle bacaklarınız toprağın en yoğun hissettirdiği yer. Çünkü kök çakra, muladara en çok bacaklara hükmediyor ve bu yüzden bacaklarınıza bir yorulma veya enerjinin akışını daha yoğun hissedebilirsiniz. Ve diğer taraf için aldığın nefeste sol dizi karnına topla, kolları yukarı uzat. Verdiğin nefeste at sol bacağı geriye, savaşçı ikiye açıl. Kal önce burada bir hatırla. Sağ diz karşıya bakıyor, iç bacağın kuvvetli. İki topuk aynı hizada. Kalça olabildiğince sağ dizin hizasında kuyruk sokumunu karnımı içeriye toplayarak içeriye uzatıyorum. Omuzlarım rahat ve eller sağ el geliyor, sol el geliyor. Aldığın nefeste çek sol dizi karnına, yüksel yukarıya. Ver nefesini, at sol adımda geriye savaş çek. Aldığın nefeste topla sol dizi karnına, yüksel. Ver nefesini, at sol bacağını geriye savaş çek. Kuyruk sokumu için al nefesi, topla sol dizi karnına, yüksel. Ver nefesini, at geriye. Al nefesini, topla dizi karnına, yüksel. Kollardaki hisset enerjiyi, ver nefesini, at bacağı geriye. Bütün
sabah çekin, kaldım herhalde. Ve aldığım nefeste geldi tadı aslında. Gözleri kapat. Rahatla. Derin nefes alıp ver. Rahatlamak demek, yaptığın işin içinde olmak demek. Yaptığın iş olmak demek. O işle mücadele etmemek demek. Yaptığın şey her neyse onunla birlikte nefes alıp veriyor olmak demek. Ve nefesinin o düzeninin sabit bir şekilde devam ediyor olması demek. Ve namaz kılarsan eğileceğiz. Ayaklarınızı mat genişliğinde açın. Dizleri sağ ve sola 35-30 derece kadar döndürün. Ve yavaşça kuyruk sokumunu yere doğru indirmeye başlayarak kalçayı namaz kılarsan eğileceğiz. Dizler iki yana açık ve yukarıya doğru bakıyor. Dirseklerimi de dizlerimi dışarıya doğru iterek ellerimi göğüs kafesinde tutuyorum. Burada topukların yere değmeyenler olabilir. Böyle bir durumda matınızı yuvarlayın. Ceyda'nın topuklarının yere değmediğini varsayalım. Matı yuvarladın ve topuklarını mata koyuyor. Duramıyorum. Koyup sokumunuzu yere başı tepesi yukarıya uzayarak 5 nefes burada kalın. Evet, böyle kalıyor. Çok mu açtım bacaklarım? Baksana abi. Daha mı kısa? 35 derece, evet. Nefes al. Dikkatini koyup sokumuna doğru ver ve orayı yere doğru uzat. Rahat nefes ver. Derin nefes al. Karın hafifçe içeride kalsın. Rahat nefes ver. Karşıya bakıyor olsun. Rahat nefes ver. Son nefes. Derin nefes al. Ve rahat nefes ver. Şimdi kendini bakan sana denemeye hazır hissetmeyenler namaz kılarsan da 5 nefes daha devam edebilirler. Bakan sana denemeye hazır olanlar dizlerini kollarından hiç ayırmadan ellerini yere bastı. Ve dizlerini kollarına dayayarak burada kaldı. Ayaklarım yerde, dizlerimle kollarımı itiyorum. Karnımı içeriye çektim, sırtımı dışarıya ittim. Böylelikle kollarımdaki yükü sırta aldım. Kendini hazır hissedenler, dirsekler hafifçe bükülü, omuzları öne doğru verdi, çeneyi öne uzattı ve yavaşça ayaklarını yerden kaldırmayı denedi. Bu pozu çalıştıkça, vakasana da durmaya çalıştıkça, zamanla ayaklarınızı yerden kaldıracak, güvene ulaşacaksınız. Aslında bakarsana pozu zaten korkularınızı tetikleyen, güvensizliklerinizi tetikleyen bir poz. Bu da toprağın konusu. Yaşamsal korkularınızla sizi yüzleştiren bir asana. O yüzden bu poz zaman içerisinde güvensizliklerinizi ve korkularınızı gördükçe çözülmeler yaşatacak ve kendinizi daha hafif bulmaya başlayacaksınız. O üzerinizdeki ağır toprak gidecek ve yerine daha yumuşak bir duruş gelecek. Tekrar nefes verirken namaz kılarsanaya dön. Kalçayı kuyruk sokumunu yere uzat. İşte. Bakarsanaya hiç kalçayı geçmemiş olanlar rahatlama ihtiyacı varsa koltuktan çıkıp yürüyebilirler. Siz Ceyda'nın böyle dağ gibi sağlam durmasına bakmayın. Bacaklarınız yorulmuş olabilir. Bir kez daha bakarsanaya geçeceğiz. Ellerini bas. Sırtı dışarıya doğru it. Karnı içeriye topla. Çeneyi ileriye uzat. Önce bir ayağını kaldır. Ardından diğer ayağını kaldırarak karnı iyice güçlü tut, sırtı güçlü tut ve kaldırdı. Ve alıştıkça burada durmaya ayak parmak uçlarına gel Burcu. Bir ayağını kaldırarak topuğunu kalçana götür. Burada durmaya alıştıkça bir ayağınızı yerden kesmeye çalışın. Kollarınız güçlenecek, sırtınız güçlenecek. Daha önemlisi güven duygunuz. Hayata karşı olan güven duygunuz güçlenecek ve sağlamlaşacak. Biraz öne git. Kafanın öne doğru. Kaldım hocam. Ve yavaşça dön namaz kılarsana ya. Son bir kez yapacağız. Bu sefer tek ayak kaldıranlar diğer ayağını evet. Kaldıracaklar. Bakmıyor evet, işte. Evet, sadece evet. Namaz kılarsana da bekleyenler ondan çıkıp. Ses kopuyor. Aynı oraya, aynı. Oraya aynı evet, aynı yer, aynı yer. Ben de tamam. Yeniden yerleştir ellerini bakarsana için. Dizlerin kollarının arkasında kalçayı kaldırdın. Bu sefer sol ayağını yerden kaldır. Tek ayağını kaldırmaya
hazır olanlar. Rahat olanlarsa yine tam vakansanaya geçtim. Karın içeride, kalça yukarıya doğru kaldırıyorum. Sırtım güçlü. Eminimle kumu girmiş olmuş gibi. Kendimi çekiyorum ve avuç içimi özellikle yere bastırıyorum. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Topu biraz daha kalçana yaklaştırmaya çalış. Özellikle tek ayak kaldıranlar. Son nefes. Derin nefes al. Sırtı yukarıya git. Ve nefesi verirken yavaş çekilin. Ve tadı al sana. Neren bir tür sence? Çok güzel. Derin. Süpersiniz. Derin gibi. Çok mouse kullanıyoruz ya sabit. Basket. Mouse. Topuklar. Ayak parmakları. Yeri kaç kere denedin yani? Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Yarım atın iki kenarına doğru açın ayakları. Tam mat kenarlarına kadar gelsin. Omuzlarınız rahat ve elleri de biraz bacaklar gibi hafif yanlara doğru açın. Tam vücudunuza dayamayın. Biraz yanda dursun ama çişlerinizle karşıya baksın. Derin nefes alın. Rahatça ver. Zorlamazsam olmayacak aşkım, evet, zorluyorum, bastırıyorum kendimi. Canı şişasını yapacağız. Sol bacağını alalım. Sağ ayağı kelebeğe alalım. Sol bacağın içine dayayalım. Ağaç dönüşüme gelin. Nefes alırken kolları yukarıya uzat. İkisi de ön tersine. Nefesi verirken uzun ve başını sol dizine götür. Ayağını yıkala. Bu tıpkı kişinin kökleriyle buluşması gibi bir poz. Ben dediğin şeylerle ortaya çıkarttığın bütün bilgilerle veya hayatını şekillendirdiğin bütün her şeyde sahip olduğun bütün köklerin buluşmasını sindiriyor canı şişasına. Yani aslında bütün her şeyin kaynağını ve aynı zamanda bütün o köklerimi, beni şekillendiren bütün o köklerimi şimdi hangi bilgiyle çarpıştığını veya neyin içinde hareket ettiğini ortaya çıkartmak. Başlarda böyle bükülmekle çok zorlanabilirsiniz. Ama zamanla merak etmeyin, beliniz, sırtınız, sol hamstringiniz, bacak, arka kaslarınız yani. Açıldıkça mutlaka yaşınız, beden durumunuz ne olursa olsun besleyeceksiniz. Burada sadesinizin içinde herhangi bir ince hissederseniz ayağınızın pozisyonunu değiştirebilirsiniz. Diz eklemenin içindeki bir hissedin. Sol bacak üst kasla kasarak diz altını daha çok verin. Son bir nefes. Aldığın nefeste doğrulup solu geriye al, sağ önü uzat. Ve sağ bacakla canı şişasına. Nefesi verirken kolları yukarıya kaldır ve uza öne, başını dizine götür. Şuraya yapıştıracağım. Biliyorum, biliyorum, yapıyorum. Mümkün olduğunca sırtı uzatın. Şimdi ne bilmiyorum, aşkım. Tam uzatmaya çalış. Sağ kuadrisepsini sıkarak dizini
ensenin arkasını yere doğru it. Ve karnın da hafifçe aktif olsun ki öne bükülmek kolay olsun. Son kez bir nefes al. Rahatça koşu. Ne aldın nefesini? Topuklarımızın üzerine oturacağız. Ayakları arkaya al ve topukları birbirine dayayarak dizleri kalça genişliğinden biraz daha geniş açarak oturur vaziyete gel. Vajrasana'ya. İçeriye doğru iterek tam kalçanı topukların üzerine koy. Dilinle dizinin derisini biraz öne doğru çek. Dizin sıkışmasın. Gözlerini kapat. Kuyruk sokumunu topuklara doğru getir. Eller nerede? Omuzlar rahat. Burada Mula Banda yapacağız. Suat ver bakayım. Nefesin doğalken anüsle cinsel organın arasındaki bulunan bölgedeki pelvis kaslarını İçeriye ve yukarıya doğru çek. Nasıl? Anüs kasılmasın. Sadece cinsel organla anüs arasındaki kaslar kasılsın. Başlangıçta istemeseniz bile anüsü kasmak zorunda kalabilirsiniz. Ama alıştıkça kontrol sizin elinize geçecek. Burası kök çakranın bölgesi. Ve buradaki enerjiyi hapsederek, tutarak tetiklemek, vücudunuzdaki toprak elementinin dengelenmesini sağlıyor. Bunu yaklaşık 10 kez tekrar edeceğim. Bandayı sık, Muğla bandayı içeriye doğru çek o kasları ve yukarıya doğru pelviste ve bırak. Yeniden. Çek içeriye ve yukarıya doğru. Zor geliyorsa altınıza minder alabilirsiniz. Bence eğer ayaklarınızın ekstra bir rahatlamaya ihtiyacı varsa öne uzatın. Bir kez de aynısını bağdaşta yapacağız. Şimdi bağdaşta yaptığımızda artık nefesi boşalttıktan sonra bandayı sıkacağım. Ben de hani ve tekrar nefes almadan önce bandayı serbest bırakacağım, nefes alacağım. Yani her nefes verişimden sonra bu bandayı yapacağım. Al nefesini. Ver nefes, boşalt tamamen. Dışarıda tut nefesi şimdi ve çek bandayı. Sık ve kasları yukarıya doğru çek. Bırak ve al nefes. Ver nefesini. Sık bandayı ve yukarıya doğru çek nefesi, dışarıda tut. Ayaklar bir şey. Bırak bandayı ve al nefes. Nefes. Tut nefesi dışarıda ve çek bandayı yukarıya doğru. Bunu yapmaya alıştıktan sonra hep böyle uygulayın.
ve bırak bandayı, al nefes. Ver nefesini. Tut nefesi dışarıda. Çek bandayı yukarıya doğru. Sık ince. Bırak ve al. Ver nefesini. Tut nefesi dışarıda. Çek bandayı sık ince. Sık 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 sık. Sık bandayı ve bırak. Al nefes. Son kez ver nefesini. Sık bandayı, çek kasları yukarıya doğru. Biraz daha uzun tutmaya çalışıyorum. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Al nefes. Yavaşça bacakları öne doğru uzat. Nefes verirken sırt üstü şavasana'ya uzat. O ne demek? Yani ceset duruşuna, bu duruş da, burada sabit yatmak da, tadasana'da sabit durmak kadar önemli ve zor. Çünkü yatarken bile ne kadar sabit gözüksek de o sabitliği bulamayabiliyoruz. Ne bedenimiz bulabiliyor, ne zihnimiz bulabiliyor. Hatırlayın, bedenimizi sabit tutacak olan şey, hayatımızı sabit tutacak olan şey aslında nefesimizin sabit kalması. Nefesimiz ne kadar sabitse, zihnimiz o kadar sabit kalacak. Zihnimiz ne kadar sabitse, nefesimiz de o kadar sabit. Dikkatini nefesine ver ki, hem beden hem zihnin daha tutulsun. Hem beden rahat. Her kısım gevşek ve ayaklarından saç köklerine kadar bütün vücudunu tarayarak her bölgenin gevşek olduğundan enstrümanlar, benim de kalpler, quadriceps, kalça gevşek ve rahat, karın, bel, göğüs kısmı gevşek, omuzlar, kollar ve eller gevşek, boyun gevşek, sırtın, kürek gevşek, yüz kaslı, çene, gevşek ve rahat. Ve saç kökleri gevşek. Bir sürü.
Neredeyse oraya ait. Namaste.